Elbette ki bence yeni bir döneme giriliyor. Aslında bunun yumuşama emareleri, görüşmeler devam ediyordu. Tabii niye böyle bir yere geldik? Önce onu biraz isterseniz birkaç cümleyle açıklayayım. Şimdi Rusya'nın bu Suriye meselesine çok daha aktif bir şekilde müdahale olmasından sonra, yani 30 Eylül'den sonra ve hele hele Rus uçağının düşürülmesinden sonra Suriye ve Irak'taki varlığı gittikçe artmaya başladı. 1 Ocak'ta başlayacak olan bu Viyana sürecinin getireceği uzlaşma çerçevesinde de Amerika ile Rusya arasındaki diplomatik meselelerde bir yol alındığı görülüyor. Bu ikisinin denkleminde şu ortaya çıkıyor. Yani sanki Suriye ve Irak üzerinde bir dinamik bir hava var ve denklemler yavaş yavaş daha bir farklı şekilde yerine oturacak. Mesela bundan kastım nedir? Şimdi biliyorsunuz Rusya ve İran hattı Suriye üzerinde ve Irak üzerinde güçlendi. Türkiye'nin Musul'a ve Başika'ya o göndermiş olduğu askerlerin tepki çekmesinin bir diğer sebebi de Türkiye'nin orada olmasını hem Rusya, İran, Suriye hattının hem de Amerika'nın istememesi aslında. Amerika niye istemiyor? Çünkü Amerika da Irak'ta var olmanın derdine düştü artık. Yani çünkü Abadi'ye istediğini yaptıramıyor. Yani Savunma Bakanı Carter geldi. Bir takım özel kuvvetler getirmek istiyorlar Irak'a. Onlara da pek olumlu yaklaşılmıyor. Yani Irak'ı aslında çok fazla kontrol edemiyor Amerika. Yoksa Böyle şundan bir mı oldu Mert'im? ortamda Yani Türkleri çıkartın sizinkinleri alalım diye pazarlık mı yaptılar yani? Şimdi sen öyle deyince. yani şöyle yok o anlamda değil. Amerika'nın her halükarda zaten Irak'la böyle bir şeyi İşte var. değil canım. Böyle bir şeye ihtiyacı yok. Ama şu var yani Türkiye'nin denkleme girmesiyle Amerika da orada biraz zora Ondan girdi. sonra. Amerika'nın da istediği şey bu değildi yani. Orada Türkiye'nin Amerika'dan ayrı bir iş yaptığını görüyoruz. O yüzden hani tümüyle geri çekilmekten bahsediliyor. Şimdi koruma güçlerinin çekileceğinden bahsediliyor. Belki o kamptan ileride bilmiyoruz ne olacağını. Şimdi böyle baktığımızda orada bir bilek güreşi var. Şimdi Amerika'nın zorlandığı yer şurası. IŞİD'le mücadele çerçevesinde iç kamuoyu çok güçlü bir şekilde IŞİD'e karşı yeni bir strateji gerektiğini konuşuyor. Özellikle bu seçim gündemiyle de bu daha da artmaya başladı. Ama Amerika, yani Obama daha doğrusu, Obama yönetimi buraya bir kara askeri getirmesi durumunda bunun sadece Irak ve Suriye'yle sınırlı kalmayabileceğini, Libya ve Yemen'e de uzanabileceğini düşünüyor. Bu şu demek, yani kara güçlerini getirmek demek, her ay 100 tane Amerikan askerinin ölmesine razı olmak demek, 500 tanesinin yaralanmasına razı olmak demek ve 10 milyar dolarlık da ek masraf demek. Şimdi böyle bir yükün altına girmek istemiyor Obama. Onun için de böyle özel birliklerle meseleyi götürmeye çalışıyor. Fakat diplomatik açıdan baktığınızda da Rusya ile hala iş yapabileceğini düşünüyor. Buradaki kırılma noktası şudur. Obama yönetimi bu süreçte beklediği şeyleri alamazsa, muhalifler sürece katılamazsa ve Esed'in nasıl geçiş yapılacağı, yani Esed gidip de Esed yönetiminden arta kalanlarla o yapıyı koruyarak bir geçiş, bunun pazarlığı yapılıyor. Böyle bir şey yapılabilirse tamam ama yapılamazsa bu sefer denklem daha da zorlaşacak. Belki Obama, belki yeni başkan bu denkleme çok daha aktif müdahale etmek zorunda kalacak. Gelelim İsrail boyutuna. Biraz uzattım kusura bakmayın. İsrail meselesinde de şu. Şimdi İran'ın Suriye, Orta Doğu'daki ve Suriye-Irak hattında bu kadar güçlenmiş olmasını en rahatsız edecek ülkelerden bir tanesi İsrail. Biz İsrail'in Suudi Arabistan'la bir süredir zaten biliyoruz yakınlaştıklarını. Burada İsrail, Rusya'nın da ben İran'ı seni rahatsız edecek şekilde güçlendirmeyeceğim. Hizbullah'ı seni rahatsız edecek şekilde güçlendirmeyeceğim demesine rağmen bence İsrail buradan rahatsızlık duyuyor. Bu şöyle bir tercihte şu an İsrail. Acaba Türkiye ve Suudi Arabistan'la mı daha yakınlaşarak böyle bir hattı mı kullanacak? Yani o hatta mı daha yakın duracak? Yoksa Rusya'nın söylediklerine güvenip de İran'dan rahatsız olmayacağı bir yere mi gittiğini düşünecek bunun. Eninde sonunda İran gittikçe yükseldiğine göre bence İsrail Türkiye ve Suudi Arabistan'la ilişkilerini daha iyileştirmeye daha yakın bir yerde duruyor. O yüzden Türkiye ile İsrail'in ilişkilerinin toparlanma ihtimali var. Bu tabii en son 3 tane maddesi vardı biliyorsunuz. Özür 2013'te yapmıştı. Tazminat için 20 milyon dolardan bahsediliyor. Ancak üçüncü kısım bu gaz ve abluka meselesinde nasıl bir ortak formül bulunacak? Yani tümüyle o abluka meselesinin kalkması değil belki ama bunu rahatlatacak bir şeylerle.